Selamlar herkese arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Dün çekiliş videosunda görüşmüştük zaten. Tabii ben daha da ama biraz uykuluyum ama şükür Allah'a. Bugün biraz erken çıktım. En azından hem şu videoyu çekeyim ben de biraz dinleneyim diye. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir ses ayarına bakayım öncelikle. Ses tamam, ses doğru, ses 42'de. Işık ucu. Arkadaşlar etkinliğimiz geldi. From the Deep, derin denizler etkinliği. Yani derinlikler diyor, from derinliklerin içinde, derinlik burası, From the Deep, derin denizler, artık hangisini çevirmek isterseniz. From the Deep etkinliğimiz geldi. Şimdi etkinliğe şöyle bir bakacak olursak, etkinliğin güzel tarafları, gördüğünüz gibi zaten premium gün veriyor, bu güzel birçok oyuncu için. Yine bizim aynı şekilde Bursa bal kabakları geldi. Bir önceki Jeje Japon geliyordu. Bunda bal kabakları geliyor. Burada ORL'in 9. seviye ORL'in kullanması güzel. Lazer ihtiyacı olanlar çoktu. Lazer ihtiyacı olanlar bunu aradan en azından çıkarmış oldular. ORL'in konuda kötü bir lazer değil bu arada. Yani gayet olumlu bir lazerlerinden birisi. En son drone'umuz var. Drone'umuz üzerine bakacağız birazdan. Denizaltı vurabilen drone bu arada. Hemen devam edelim. Kirlenmiş paketler. Zaten paketleri biliyorsunuz. Paketlerden bir tanesinde Spektral Konuk adında bir tane kamuflaj yer alıyor. Işıldayan parıltı bayrak. 40 tane de size bal kabağı veriyor. Admiral Sikoy veriyor. Diğer paket zaten şu anda en yüksek fiyatıdır. Ancak siz buradan görevleri tamamladıkça zaten düşük, en düşük fiyata gelecektir. Adamlar 39 dolara alıyor. Biz neyse. Ülkenin dolar kuru uçuk maalesef. Şimdi devam edelim. Bu toksik kişiler zaten biliyorsunuz. Bunlar jetondu. Bir öncekinde. Haritaydı. Bir önceki etkinlik. Ondan önceki jetondu. Gibi gibi. Bu şekilde devam ediyor. Meraklar demiş ama bunu sanırım çevirisinde hata yapmışlar. Aslında burası hazineler de olabilirdi. Çeviri hatası yapılmış ama bu çeviri hatası, şu torpido bizde şu anda yok. Bu getisi fizik 2. Fizik 2 torpidosunu yani çok da şey beklemiyorum zaten. Efsane bir torpido. Type 89 ayarında bir torpido bu. Şu an bizde yok. Biz bunu oyuna bildirdik. Yani bizim hesaplarımızda yok. Hesaplarımıza gelince de bu konuda size hani dediğim gibi hesaplarımız daha şu an gelmedi. UGST fizik torpidosu aslında bizim oyunda olan fizik torpidosunun bir gelişmiş versiyonu. Muhtemelen ben Type 89 ayarında olduğunu düşünüyorum. Biraz önce telefon çaldı arkadaşlar. O kısmın içinde özür dilerim. Nerede kaldım hatırlayamadım. Type 89 ayarında olduğum torpido ayarında olduğunu söylüyorlar genel deneyenler, yani kullanan geliştiriciler. O ayardadır zaten ama hani muhtemelen bir özelliği vardır. Bir hasarı biraz fazladır. Ya da hız fazladır, hasar fazladır ya da menzil fazladır gibi şeyler vardır. Ben şu an tam olarak istatistiğini bilmiyorum. Ben bunu görmedim. Devam edelim. Zaten buradan bal kabakları çıkararak yine aynı şekilde buradan FGS 124 çıkarıyorsunuz. Daha önce Akutin'i çıkarmıştık bizim bir öncekinde. Şimdi buradan bir diğeri de şu Stepan kuyusu diye geçiyor. Stepan kuyusunda da yine biz daha önce oradan harita parçaları çıkararak biz burada bunları çevirerek buradan da bu ekipmanları alıyorduk. İşte burada Snip Scout var, 5 Art Coin var, Type 89 torpidosu var. Type 89'u biz hepimiz biliyoruz, kullanıyoruz, güzel bir torpido. Ben torpidoyu seviyorum. Altında alındığı için herkesin altında olmayabiliyor. Ben saygı duyuyorum ama bu torpido bende yok. Şu an için bu konuda bilgi sahibi değilim. Devam edelim. Buradan zaten bunları aldığınızda bunlar size ekstradan şurada yani buradaki hazineler kısmında geriğin hazinesinden bu bankabağı çarkını çevirmenizi sağlıyor. 1200 takası da diyor. FGS 124 garantilidir diyor. 1200 takası almak için buradan 10 tane almanız gerekiyor. 190. Onlara göre hiçbir şey de işte bizim ülkede 190. Uçuk yani. Bizim ülke için uçuk. Yani bizim ülkenin yani dolar oyunun bir şeyi yok ama bizim ülkenin maalesef kuru oranı çok çok yüksek. Şimdi buraya baktığınızda bu lider tabloları var. Burada bir çevirme bal kabağı çevirmenize ya da Stepan'ın lider tablo çevirmenize göre buradan size kamuflajlar veriyor. Bu kamuflajları biraz önce burada toksik fısıltı ve size Stepan Octavit alıp bu avatarı veriyor. Geriğin orada ise geride ise şu size Agus Light efsanevi avatarı veriyor. Bir diğerinize geri elektrikten epik avatarını veriyor size. Bunlar avatar mıydı? Başka neler veriyor burada? Sandrafin'i veriyor. Tamam, geri elektriği veriyor. Arkoin veriyor burada. Arkoin bir tane mi veriyor? Bunu kaç tane arkoin verdiğini yazmamış.
Devam edeyim. Stephen Lee kablosunu var. Altınlar var burada da. Kaç tane verdiğini göremiyorum ama kaç tane veriyor ki? Lan bir tane falan vermiyordur tabii ki canım. Böyle bir 10 tane, 100 tane falan, 1000 tane falan veriyordur belki. Bunu bilmiyorum. Hani şimdi burada bir şey yazmamıştır. Burada bir şey yazmamışlar arkadaşlar. Devam edelim ayak işleri kısmında. Bunlar zaten burada görev kısmı. Buradan aldığınız ödüllerle ise tabii ödül alalım. Şuradaki mutasyon aramış geçiş yanısı etkinlik geçişinizi ilerlemenizi sağlıyor. Buraya kadar hemfikiriz. Savaş alanı var. Burada asıl puanları kazanacağınız harita hakimiyet haritası. Burada takımlar var. Takımlar belli noktaları ele geçirmeye çalışıyorlar. Buradan ele geçirdikten sonra size takım başarılıysa belli puanlar var. Zafer puan dediğimiz puanlar var. Önce belli bir zafer puanıyla başlıyorsunuz. Burada zafer puanı 500 olarak geçiyor. Aslında çatışma puanı yazmış. Zafer puanı adı. Orada zafer puanı yazıyordu İngilizce'de daha doğrusu. Ben burada İngilizce şeyden o listeden açıklamadık listeden okuduğumu söylüyorum size. 500 zafer puanıyla başlıyor. Bu 500 zafer puanıyla başladıktan sonra takımlar bölge kazanılmasına doğru yani gemilerin ölmesine bağlı olarak ilerleme sağlıyor. Yani 500 puana göre size ilerleme nasıl oluyor? 500 puana başlıyorsunuz. Takımınız ölme durumuna göre, yani hayatta kalma durumuna göre, bölgeye geçirme durumuna göre. Bu arada benim kedim sesi geliştirdi, kusura bakmayın. Biraz oyuncu ve yaramaz oynamayı seviyor. Değil mi? Oynamayı seviyor. Neyse tamam dur. Tamam. Oynayacağım bir dönem. Sonra. Şimdi dediğim gibi o puanlar savaş aracı bitiyor. En son puanı biten taraf kaybediyor. Ama takımda ölen takımlar yani takım üyeleri öldükleri zaman hemen masumlar savaş bitmiyor. 3 tane hakkınız var. 3 tane şekilde doluyorsunuz ve savaşa devam ediyorsunuz arkadaşlar. Buraya kadar hemfikiriz. Şimdi biz gemilere bakalım. Öncelikle FGS 124'ten başlayalım. Şimdi Isako'dan başlasak diyeceğim. FGS 124 zaten seçili bende. Ben şu kedime bir bakayım. Evet arkadaşlar kedime baktım geldim malum. Benim çok oynamayı seviyor. Ben biraz ona yemek verdim. Onlar yesin biraz onunla oylansın. Şimdi FGS 124. Arkadaşlar bu FGS 124. İlk 124 şunu bana aklına getireceğim. Schwarzschild'in tabutuna sanki çivi çakan gemilerden birisi olacak gibi geliyor. Tamam herkes de olmayacak. Ben bunu anlıyorum. Herkes onun çarptan çıkaramayacak. Ama pazara falan geldiğinde Schwarzschild'in tabi yüksek bir artırımına gelecek bunlar ama Schwarzschild'in maalesef tabutuna ilk çivi çakan gemilerden birisi olacak üzerinde. Şöyle 2x100'e takabiliyorsunuz istediğinizde. Top kilitli. Zaten bu bizim FGS 127'nin topu. MRPG König topu. Oyunun en yüksek hasar ortalamasına sahip toplarından biri bu. Yani şöyle söyleyeyim. Hatta oyun en yüksek hasar veren topu da diyebilirsiniz. Yani. Şimdi abi nasıl veriyor? Tamam. Bu uzun vadede DPM'i yüksek bulan. Dakika başı hasarı yüksek. Dakika başı arasında hasarı yüksek olduğu için oyunda iyi hasarlar çıkarabiliyor. Topu Bofors. Bofors bomba atarlı var. Bu bomba atarları biraz önce çok iyi hasarlar çıkardı. Çevrim dışı maça gireriz. En azından bir hasar testi yaparız. Sonrasında oynanış videoları zamanla gelir. Şimdi 2x artı 2x yerine torpil dizilimi. 4x torpil ediyor. Şuradan Schwarzschild'in dizilimi zaten. Bir tane helikopterimiz var. İki tane garponu ben taktım. Üzerinde 8x MLG 27 mm'lik SS savunma sistemi var. Iris SLX'de füze sistemi var arkadaşlar. Bunların ikisi de HSS sistemi. HSS'lerini ben sevdim. Gayet güzel iş çıkarıyorlar. Gayet güzel etkililer. Ama hani asıl bomba bu değil. Asıl bomba bizim Isakova'da. Bir Isakova'ya gidelim. Sonra da uçağa bakacağız. Yani drone'a bakacağız sonra. Isakova'ya gidelim şöyle arkadaşlar. Admiral Isakova. Arkadaşlar gemi gerçekten çok güzel. Yani maalesef size kurmanın yüksek olmanın hepimizi almayacağım. Yani ihtiyacı olanlar alsın diyeceğim ama kurlarımız maalesef ikide çok yüksek. Bunların yani yapabilecek bir şey yok. Sizin benim önüme gelen bir durum değil. Ama gemi çok güzel bir gemi. Şimdi 2x T100 Vulcan füzeye sahip. Hasar ortalamaları inanılmaz derece güzel. Ben bunu atölyesi sokayım. 15.000 hasar veriyor. 15.000-30.000 hasar veriyor. Doldurma süresi 6 saniye bizim bu Agis'in füzelerine benziyor. Hız konusunda hızları 525 knot. Bunlar zaten süpersonik
Vulkan füzeleri bunlar. Bunlar süpersonik füze. Evet. Bazaltı temel olan Vulkan füze sistemi. Genç menzile süpersonik füze sahip. Kapsamlı bir gemi karşıtı silah. Evet. İlk etkili silahlar. Bunların ikisi füze genişleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Yani 3x 2x 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 2x
bildiğiniz gibi bildiğiniz Moskova'dan aşina olduğumuz toplar. Ama topların DPM yani dakika başı hasarı daha yüksek. Topların doldurmaz mı yüksek ama Algis'in yani Yamato'nun veya Yamato Algis'in topları kadar etkili toplar değil. Ama toptan ziyade geminin genel kavramına baktığınızda gemi gerçekten çok güzel. Ya ben çok sevdim gemiden. Topu geçtim. Top bir kenara koydum ben. Bomba atarınız var 3x. 3x bomba atar sistemimiz var. Bunun üzerine isterseniz hani başka denizaltı karşıtı bomba atarlarda RPK koyabilirsiniz. Yani RPK falan koyduğunuzda çok güzel işler yapar. Torpidonuz var. Hadi buraya bomba atarak kendi torpidolarını savunmak için tip koyabilirsiniz. FGS koyabilirsiniz. ASV roket koyabilirsiniz. Bu size bağlı. Helikopteriniz bir tane AK-100 AK-100MA. Bizim bu AK-100'ün oyunda olan AK-100'ün geliştirilmiş, çok daha geliştirilmiş yeni versiyonu otomatik top sistemi olarak geliyor. Bu uçaklar ateş ediyor mu bilmiyorum. Tutuş dolu top diye geçiyor ama uçaklar ateş edip etmediğini biliyorum arkadaşlar. Bunu deneme fırsatım olmaz. Zaten uçaklar ateş etmiyor sorun hiç gerek yok. Yani size onu söyleyeyim. Gerek de yok zaten uçaklar ateş etmiyor. Çünkü S-400 var üzerinde. 4X çektiğim, 4x4 çektiğim SSS'i var. 1X. S-400 var. S-400 de bunlar birleştiğini çok müthiş yapıyorlar. Ben biraz önce meşe girdim. Üzerinde kuş uçmuyor yani. Yani bir tane kragın uçağı kuş uçmuyor yani. Evet. Lafın gelişi öyle söyleyeyim size. Bunun haline drone'a bir bakalım. Hemen drone'un bir sayfasına envantör'e gidelim. Gemiler. Envantör'e girip çıkmak da burada biraz sıkıntı. Donanım mağazası. Envantör. Torpido. Torpido var. Bu maktimiz olursa arkadaşlar canlı yayın yaparız hep birlikte. Canlı yayında bunları incelemiş oluruz. Pardon torpidoya gittik. Ben drone'a geçecektim. Torpidoya böyle baktım da torpido gelmiş. Bizde şu an daha torpido yok. Stingray. Bunu hepiniz alacaksınız arkadaşlar. Bunu herkes elinde sonunda bu etkinliği bitirdikten sonra hepiniz bu Stingray'ı alacaksınız. Şimdi ilk kullanım için optimize edilmiş AGM-114 kah füzesi tamam. En gelişmiş peşine uzun menzilli hafife rol güç çok rollü güdümlü füze. Kara, deniz ve hava hedefleri demek aslında çok rollüler demek. Oyun için biraz daha farklıdır bu. Bilmiyorum oyun için belki kara ve hava hedefleri yani de ateş edebiliriz. Yani çok rollü füzeler böyledir yani multi rol uçaklar dediğimiz uçaklar devreye girerse birçok hedefi vurabilen füzelerdir. Benim lazer güdümlü ama bunlar yani daha önce hedefi belirliyorsunuz belli bir sistem var. Şimdi bunu çok fazla girmeyeceğim burada. Onunla bütün hedefleri imha edebiliyorsunuz. Hawk MK-54. Bu MK-54 torpido zaten. Bu muhtemelen olarak torpido. Evet düşündüğüm gibi olacak herhalde muhtemelen olarak. Su altındaki düşman denizden uzun mesafelerden yüksek irtifalardan saldırılabilen uçağın MK-54 topu torpido oluşturmak için bir eklenti kiti. Aslında bizim Rum 139 füzesini yani bizim bu gemine taktığımız torpido fırlatan füzelerin değişmiş bir versiyonu bu aslında. Drone versiyonu. Denizaltı karşıtı olarak gelmiş bir durum belli ki. Zaten gemilerde bizim şu an gemi oyunun içinde olan gemilerde bu maksatına geldi. Ben zaten çok da fazla biraz uzatmayacağım. Biraz oyunun içine geçeceğiz. Oynayacağız, edeceğiz. Bu şekilde gemileri göreceğiz. Bu 39 yani GV39 tam ABD gibi uçak hassasiyeti havadan fırlatılabilen bomba. Hedef otomatik olarak spilenmiyor. Tasarım angajman aralığını önemli ölçüde artıran havalı katlanır kanatlara sahiptir. Bu bizim scout füzelerine denir. Scout füzeleri de denir. Yani onlar scoutları bizim bildiğimiz Type 12, Japonlar bizim Type 12. Type 12. Değişik füze sistemleri var bu şekilde. Bu şimdi güzeller. Kanatlarını açarlar ve ilerlerler. Bunlar tamamen değil. Hipersonik uzaktan kumandalıdır. Kontrol edebilirler. Tabii bizim oyunda çok böyle şeyler yok da. Hani X51 gibi falan demiyorum. Bunlar biraz da farklıdır. Hani satış. Çünkü savaş teknolojileri deyince ülkelerin ellerinde çok daha farklı silahlar var. Biz sadece oyun için konuşuyoruz. Bunlar kanatlı füze sistemi diyor. Tamam. Sen de dur. Evet arkadaşlar bir gidelim. FGS ben şuradan bir İsakoğlu'la bir oynamaya başlayayım. İsakoğlu ben tip taktım. Siz FGS FQF takabilirsiniz. Ben FQF'i seviyorum. ASV roket takabilirsiniz olanlar. ASV roket zaten çoğumuzda vardır. Şöyle bir maça girelim. Bu ekipmanlarla. Siz de bir geminin gücünü görün. Siz de bakalım. Harita seçelim. Bu harita bizim için olabilir. Bizim işimizi görür.
diğer o torpidolar geldi, o gitse fizikten çok da hani şey yapmıyorum hani. Gelirse inceleriz. Yani gelmezse Type 89'un torpidoları benziyorlar. Ama geldiğim zaman hesapları incelemesi videosunu anında atacağım. Şu an için hesaplarımızda yok da. İsa kov bakalım. Uçak gemimiz var mı? Uçak gemimiz var, varmış. Uçakları, uçakları, düşman uçaklarının ne kadar hasar verdiğini görmenizi isteyecektim. Gerçekten muazzam, gerçekten muazzam. Gerçekten güzel bir gemi. Yani ben çok taktiğe faydalanmak istemeyeceğim ama şu uçaklar falan gelsin, düşman uçakları. Yani bir onlara neler yaptığını görmenizi isteyeceğim ama. Ben desteklerim, saklanarak oynayalım. Ama bu gemi çok saklanılmaz ama ben özellikle şu düşman uçakları istiyorum ya. Yani hasar oranını bir görmenizi istiyorum. Şimdi ben şu an baktığımız orada bir canlı yayın açarız. Canlı yayın da yani gemilerimizi oynarız, yani testler yaparız. Ve baktığımız orada ben tekrar bıraktık bir baktığımız için şu araba baktığımda. Yani bazı gemi bu tutakları yok ki bakın bazı bilmiyorum bazı şeyler çıktı işte açık. Sağlık olsun bize yani artık bir tane gibi. Yanlı olduğunu kestemiyorum. Buradan çıkmışlar. Tamam, arkadan dolaşalım. Arkadan dolaşalım. Gelmek uzak çıkalım. Arkadan dolaşalım. Arkadan baskın buraya. Buradan gelirler diye düşündüm ama bu iş öyle olmadı. Gemimiz bize yakın, gemimiz olarak kentledi. AK-100'ün tasarım 10.000 hasar var. AK-45'in hasar var. Vulkan hakkına dedim, Vulkan o da 40.000 hasar verdi. Uçaklar biraz daha saldırsa yani saldırmıyorlar mı? Nerede biliyorum. KSS yakınlık o çok yüksek. Siz hasarına sahibiz. KSS öğrenci olmaz çok. Takım oldu ki. Uçağım bu kadar. Düşmanı görmeye oynayalım. Düşmanı göremiyorum. Yani düşmanı görmüyor. Düşmanı
Göğüs göğüsü çarpışalım mı? Göğüs göğüsü çarpışalım. Ben bir gemiyi döndüreyim. Savaş gemileri maalesef olmaz. Savaş gemileri çok sıkıntı yaşıyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi kucak takipimiz var. Nereden kalmış? Gittiğiniz kalmış. Gemiyi döndürebilirsem çarpmıyor yani. Canım takımı. Burada. Radar izini gördük burada. Buranın arkasında ama buradan gelecek. Oraya geçiyor. Bir gemiyi döndürmeye çalışalım. İlerlemeye çalışıyor. Çünkü maçı resmini taşıyan hani karakterler vardır ya. Dolde, Wildrift'te olsun. Hani Isakov gerçekten öyle bir gemi. Yani tek başına maçı göğüsleyebilecek bir gemi. 3 dakika kaldı. 3 dakikada şimdi göğüs göğüse bir muharebede onu rahat rahat alırım ben. Bu arada araç sesleri için özür dilerim. Öleceğimiz maçta takım ölmüştü. Takım gerilere gitmişti. Biz ona rağmen maçı çevirdik. 2.251'de hasar verdik. Artık gerisi yorumlar size kalmış. FGS 124'e geçelim hemen. Burada torpidoları sorguladık ama torpidolar bakalım bugün gelir mi gelmez mi? Yarın gelirim gelmez mi? Şu an için bilmiyoruz. Tabi onlar da gelirse onlar için ayrı bir örüntüldü. FGS 124'e bir oynayış videosu çekerim. Oradan siz zaten bir karar verirsiniz. Oyun şeklini gördüğünüz 2.250 hasar verdi. Arkadaşlar ses için özür dilerim. Ben sesi düşürdüm. Düşürmüştüm ama nasıl yükseldiyse yükselmiş. Biraz önceki yani Isakov videosuna kadar biraz sesi yüksek gelecekse bu şekilde buradaki videoda ses fazla yüksek gelmeyecek. Biraz önce ben FGS 124 çekerken bir aksilik meydana geldi. Bir hileye denk geldik. O hilenin videosunu aldım. Oyunu atacağım. Buradan devam edelim. Şimdi FGS 124'e şöyle baktığımızda bu Shivorship'in tabutuna ilk çivi çakacak gemilerden birisi diyebiliriz. Özellikle 2x artı 2x torpido sistemi var. König. MRPG König var. König'i zaten FGS 127'den biliyoruz. Bu FGS 127'den F-127'nin top sistemi. Şöyle söyleyeyim size oyun yani dakika başı hasarda en yüksek toplarından birisi. Güzel bir top. Bofors M50 375 mm'lik bomba atara sahip. İsveç menşeli denizaltı karşıtı savaş roketi derinlik şarj sistemi 325 metre roketleri fırlatır diyor. Yani belli bir derinlik gelince patlar demek istiyor ama zaten genel olarak hasar veren bir bomba atar sistemi. Güzel. Üzerinde MLG 27 mm'lik hava savunma sistemi var. 8x, 1x, iris var. Ben 2x'de garpun taktım. SS'i çok iyi değil. Özellikle torpido konusunda çok iyi. Yani bizim Shivorship'i düşünün. Onun kadar hızlı değil ama torpidolar konusunda, torpido yağdırma konusunda gerçekten güzel bir gemi. Şimdi bir oynanış videosu. Bakalım bir maça gidelim. Maçta deneyelim. Sonra artık videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Sonra bir kamuflajlara bakacağız. Bizim drone'a bakacağız. Drone'u şöyle bir uçuralım. Biraz bir hasar verelim. Daha sonra da oyunu bitirelim. Buna çok taktik yapmayacağım. Isakov malum güzel bir taktik yaptık. Buna çok fazla taktiğe girmeyeceğim. Direktman devam edeceğim arkadaşlar.
O hileye denk geldiğimizin videosunu da atacağım. Short videosu olarak atarım. Zaten bir saniyede öldük. Yani. Şöyle ben durayım burada. Biraz düşmanı görmeye çalışalım. Ona göre de nereye gideceğiz, ne yapacağız, bakacağız. Tamam. Uçak var bizim. Uçak gemimiz yok. Uçak gemisi var mı? Yok mu? Yok. Bunlar hemen saldırıya geçti herkes. Turdu mu yandırsak acaba? Torpidoyu yağdıralım, yağdırmasına da biraz kaçak oynayalım da. Şunu da çoğurmakta. Ben 60.000 hasar veriyor top. Yani bu halde bile. Ooo, denizaltımız burada. Gel bakalım denizaltı, gel. Şöyle gidelim. Bir manevra alalım. Denizaltıyı görebilsem onu atacağız değil mi? Sadece topla yok ettik onu. Denizaltıyı açsak müthiş olacak. Torpido yatıracağım onu biraz. Acaba nerede? Önümde bir yerde o da. Beni görüyor. Biraz bir kaçalım. Bayağı sıralık zaten. Bayağı yağdırıyor. Bir gir çıkla torpil atmak. Bir torpil atmaya çalışalım. Ya gözden kaybolması hiç iyi değil. Biraz gidelim. Dağın tepenin arkasına gitti. Torpidoyu yağdırıyoruz adama. Öldük. Öldürdük. Oyun bitti. Arkadaşlar izlediğiniz gibi, gördüğünüz gibi bu gemimiz de böyleydi. Hemen kamuflaj ve bayraklara bakalım. Sonra da drone'a bakacağız. Sonra kamuflaj ve bayraklara bakacağız. Sonra devam edeceğiz. Şöyle bir drone'u koyabileceğimiz FS Pang'a geçelim. Pang'ın üzerine de bizim şeyi koyalım. Drone'umuzu koyalım. Onunla bir çevrim dışı maça girelim. Çok da fazla dediğim gibi vaktinizi almayacağım artık. Yeterince zaten. Video uzun sürdü. Hızlıca girelim. Isakov gördüğünüz Isakov gerçekten güzeldi. Oynanışı güzel. Hemen hızlıca şöyle bir çevrim dışı maç diyelim. Drone'a bakın. Drone hepinize gelecek zaten. İzlanda'da olur olabilir. Girer. Ateş ederiz. Düşmana çıkarız sonra. Bugünkü vakit almayacağım. Hop, girelim maçımıza. Drone'u bir denemiş olalım. Drone'umuzu bir görelim. Stingray'ı kaldıralım. Hızına bakalım. Bu bizim Hulk MKL-4 zaten şeyin füzesi bu. Neydi? SR-72 mi?
versinler. Evet, SR-72'nin füze sistemi. Ama bu bırakır diyor torpidoyu. Bir gönderelim. Bir füzeyi yollayalım. Hedefi vurursa. Hasarına bakalım. Bu arada 16.000 hasar. Tamam. Bunlar da güzel. Sen torpido bıraktığını söylüyorsun bana. Tamam. Gemiye bir hasar vermiyor herhalde. Hmm, 36.000 hasar geliyor. Güzel. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Kaçış konusunu dedi. Yani, tabii gerçek bir maçta bir şey, işler her zaman gibi değişir de. Güzel. Yani 120.000, 150.000 ortalamaları ne kadar gider? Şöyle bir SS alalım, düşman SS'ine uzaklaşayım. Saptırıcım kalmadı. Saptırıcım kalmadı şu anda. Biraz daha oynayalım. Bizim punk doğrudan ateş ediyor zaten. Dolduralım. Bu arada ekipman çok yüksek, ekipmandan taşıyor üzerinde. Ekipman konusunda bayağı iyi. İmzaltarı vurabiliyor, uçakları vurabiliyor. Bana uçakların gemileri vurabiliyor. Zaten bunlar bize yeterli. Torpil yaratacağım. Son kumaş açacağım. Yağdıralım. 100.000 lira. Yani ortalaması da 100.000-120.000 lira aslında. Ölmeyelim, kaçalım. Hazır girmişken oynayalım artık, değil mi? Buraya geçelim. Hornet'i kaldıralım. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi zaten şeyde zaten hepinize gelecek. Şu SR-72'nin füzesi demiştik ya. İşte bakın buradaki füzeler bunlar. Tok Mevkayel 4 zaten bunun füzesi bu. Bomba atar. Yani bunun bombaları bu şekilde zaten biliyorsunuz. Denizaltı vurabiliyor. Gemilere vuruyor. Denizaltıya gelirse de MK-4 torpido sistemi taşıyan bir füzeye dönüşüyor. Yani o şekilde görmüş olduk. Çıkalım baştan. Bu şekilde drone'umuzu izlemiş olduk. İncelemiş olduk. Şimdi devam edelim. Diğer şey, kamuflajlara, bayraklara. Ama burada inceleyeceğiz kamuflajlarımızı. Şimdi kamuflajlardan bir tanesi neydi? İsmini bakalım. Evet, toksik fısıltı. Bunlar zaten şey listedekilere verilecek lan kamuflajlar. Bunların bir tanesi bu toksik fısıltı. Güzel duruyor aslında, gayet iyi. Bunu sevdim ben. Bir tanesi de spektral konuk. Bu üzerinize bir tane balık koyuyor. Bir de bu şekilde bir eskimiş bir gemi resmi veriyor herhalde sanırım. Eskimiş, yosun tutmuş bir gemi. Mercanları olan, üzerinde midyeleri ve deniz kabukları olan bir gemiyi andırıyor geminiz. Ve üzerinize bir tane de gemi balık hologram oluyor. Hologram. Hologram oluyor üstünüzde. Devam edelim. Bayraklara bakalım. Bayraklarımız zaten avatarları gördünüz. Avatarları hepinizi göreceksiniz. Avatarları gördünüz. Bayrakların tanesini zaten yırtıcı, ışıldayan yırtıcı. Tamam. Fener balığı. Bir tanesi de bu şekilde. Bu güzelmiş. Antik kötülük. Bu güzelmiş arkadaşlar. Bunu sevdim. Aslında Hydra'nın resmi diye geçer çoğu yerde ama aslında bir nevi ahtapot, yani korkutucu bir görünüşe sahip bir deniz canavarı. Antik deniz canavarı. Buna Hydra aslında birçok başı olan bir deniz yaratığıdır. Bazı karikatürlerde ya da bazı tarihi şeylerde böyle şekilde bir canavarlık olarak resmediler. Ama bilirsiniz Hydra'nın 7 tane başı vardır. Hangi başını keserseniz daha çok çıkar şeklinde bir efsanedir. Bu da bir deniz yaratığı, deniz canavarı. Büyük bir ahtapot. Hatta biz bunları şeyden arasındayız. Tarkan'ın filmi vardı hani. Hatırlıyorsunuzdur. Ahtapot. Orada taş atan kişi de benim memleketimdir bu arada. Tarkan'ın filminde taş atan kişi de benim memleketimdir. Ama öldü, böyle de bayağı oldu. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Belki bu vaktimiz olursa bir canlı yayın açarız. Ya da belki denk geliriz, konuşuruz. Muhabbet ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.
Yine sorunuz, öneriniz, istekleriniz varsa, ki isteklerinizi bulanlar var. Onların ben videolarını bugün ya da yarın yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Artık ekipmanlar çıkanları, yani dün çekilsin öbür kazanları güle güle kullansınlar. Bugün ya da yarın gelir. Bugün ya da haftaya cuma gelir. Onun haricinde herkes kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi oynar arkadaşlar.